Yepyeni bir OSM 2021 Barcelona kariyerimizden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber çok çok önemli bir maça çıkıyoruz. Valencia'ya karşı oynayacağız. Ligin lideri, namağlup takımı diyebiliriz hatta. Ligde daha şu anlık mağlubiyet yok ve çok güzel bir form yakalamış takım olarak biz 7 maç veya 8 maçtır kazanıyoruz. Bu serimizi Valencia karşısında sürdürürsek açıkçası şampiyonluk için çok büyük adım atmış olacağız. Bu maça özel güzel bir like beklerim sizlerden. Desteğinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Çok kısa bir süre içerisinde bir anda 220 liraya geldik. 220'yi gördük. Şu an 219'uz. Ben tam şu an çektiğim andan itibaren yani 18 Mart akşam 9'u çeyrek geçiyor. Evet. Vallahi çok merak ediyorum nasıl bir skor alacağız. Bir günlük ara yoktu gerçi Barcelona kariyerinde. Evet, maçı başlattık o zaman, çok uzatmanın bir anlamı yok. Aynı çocuklar dedik. Harry Kane ilk fırsat bizden kaçtı. İkinci fırsat Soler'den kaçtı. İki takım da fit durumda. Beni korkutan biraz o, çünkü Lewandowski birazcık sıkıntılı. Yani ligde Lewandowski durdurmak çok zor. Dakika 11 Valencia geldi. Lewandowski'nin röveşatası ama gol sesi çıkmadı Valencia'dan. Cristiano Ronaldo haydi yapacaktım. Evet, yeni transferimiz Souček, orta sahayı 105'li defansif orta saha. Ronaldo ile güzel bir ikili oynadılar. Souček! Souček kaçırdı. Ah! Vay vay, defansif orta sahadan soyuldu. Barel! Maç bitti. Oha! Allah'tan aslında Ronaldo sakatlanması için, çünkü kırmızı görecek diye çok korkuyordum. İyi oldu aslında bir yandan. Onlar kırmızı kart görmezse bu maç farka gider arkadaşlar. Çok korkuyorum farka gidecek diye. Yok, bu maçı burada kazanamayız. Bu arada kaybedersek de lig bitecek. Dakika 41, ilk golümüzü yedik. Dakika 41, evet. Yok, bu maçı buradan. Beraberliğe razıyım açıkçası ben burada. Yok, yapacağımız hiçbir şey yok. Burada biraz şanssızlıktan yanayız. İkinci yere geç. Burada açıkçası maçı çok erken dakikalar ya. Hakem de turuncu aslında. Hani çok agresif de oynamadım. Agresif oynadım ama yapacak bir şey yok. Suyu mu içeceğiz? Yediğimiz gollere bakacağız. Dakika 46. Lukaku kaçırdı. Lewandowski gol atmasında. Diyeceğim ama. Ne kadar tutabiliriz ki Valencia'yı şu an? Bak bak, çok uzaktan şut deniyor diyor. Bunun şimdi kırmızı kartlar alakası yok. Zaten gol almadım. Bir golümüz yok mu be? Şuradan beraber hiç çıkarmamız yok mu ya? Çok zor ama ben beklemiyorum. Şut çekersek iyidir. Kırmızı kart. Bu arada beraber kalırsak benim 3 puandan fazla almış gibi görüyorum kendimi ama öyle bir an yok. 1-0'a da razıyım aslında. Yalan yok yani orada. 1-0'da biteceğini de sanmıyorum. 3'e gider o maç. Hiç mi pozisyon yönetemiyoruz ya? Bu kadar da olmaması lazım yani. Ya, tamam, her ne kadar 10 kişiyiz ama bu kadar da fazla biraz OSM biraz abartıyor bu kırmızı kartları bence. Galatasaray Fenerbahçe derbisini düşünün. Galatasaray ve Fenerbahçe birisi 10 kişi kaldı. Bu kadar ezik oynayamaz yani. Bu kadar kötü bir defans hücum attı. Yok yani. Daha ne yapayım ki ben? Evet, kırmızı kart nedeniyle maçı 1-0 versek daha güzel olur. 2'yi yemesek çok güzel olur ama 90 artı 1. Yeme işte şu gol ya. Bütün morallerim bozuldu, yemin ederim. Of. Kırmızı kart ya, hakem yürü gidin ya. Valencia çok net. Ya oğlum, %14'lük Richarlison aldık. Şaka mı yapıyorsun oyun ya? Lan şut yok, şut. Sanki 80'lik adamlarla oynuyoruz 110 kişi. Hücum hattı 114, 106 Harry Kane. Orta saha 105. Hiçbir şut çekemez takım ya. 3 şut nedir gözünü seveyim? Tamam, 10 kişi oynadık. Belki farklı iyi bilirdik. Onu da kabul ediyorum. Ama şut çekememek çoksa ayrı bir başka seviye. Takım ne kadar iyi olursa olsun karşıdaki, biz de aynı seviyeyiz. Aynı. Diyeceğim bir şey yok açıkçası. Maçı izlediniz zaten. 41-90 artı 1. Saçma sapan bir galibiyet alamadık. Saçma sapan bir mağlubiyet aldık açıkçası. Diyeceğim başka hiçbir şey yok. 12 şutu 3 şut. Yok yani, yapacağım hiçbir şey yok. Burada Valencia iyi oynamadı. Şansıyla kazandık. Hiç kimse kusura bakmasın. Burada İlhan abi de izliyordur belki, bilmiyorum. Tamamıyla şans, zaten söyleyeceğim orada. Tamamıyla şans ile kazandı açıkçası. Atan hakem sarıymış. Ne turuncusu.
Yani bu nadiren, çok nadir olan bir şey yani. Sarıda agresifte kırmızı kart görmek. Ha tükür. Git şimdi tükür istediğin yere. Barella'ymış. Yemin ederim pişman oldum Barella oynattım. Verratti oynatacaktım, oynatmadım. Var ya Barella'ya güvendim. En güvendiğim orta sahaydı. Atletico falan kaybetse bari. Nasıl kaybedecek onlar? Kimle oynuyor hiç bilmiyorum şu an. Levante Alaves 2-0 kazanmış. Cadiz Huesca 1-0 Huesca. Athletic Bilbao'nun Villarreal'i yenmesi çok iyi oldu. Villarreal bizi geçemeyecek. Real Madrid Granada'yı 4-0 yenmiş. Ah Real Betis. Atletico yendi. Atletico geçti bizi. Eibar 2-0 kazanmış Osasuna karşı. Sevilla da kazanmış. Celta Vigo'yu yenmiş 3-1. Valladolid 6-0 Elche'yi yenmiş. Ve Getafe Real Sociedad 1-1 berabere kalmış. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim bu maçı yüzünden şampiyonluk gitti ya. Gitti şampiyonluk. Valencia burada şampiyonluğu bırakmadı yani. Yenebileceği bir tek takım bence. Yani belki biz de yenemezdik hani de. Yani puan farkı en yakındık ve gelseydik en yakın. Bayağı 6 puan ya da 5 puana düşecekti. Çok ciddi bir farkı yoktu aslında. İyice koptu maç. Sterling 8, 13, Neymar 23'te 60'lar. Burada bir sakatlık var. Odegaard, Mkhitaryan girip 60 golü. 16 şut. Of. Sevilla oynamış hocam. Burada hadi bir de boşuna bakayım. Çok merak ettim. Merak ettim bana bakacağım. Lig durumu karıştı. Baston yapmış. O kaç tane sakatlık. Baktığımız her maçta sakatlık var. Bizim maçta dahil. Evet bir sonraki haftada Athletic Bilbao'ya karşı gideceğiz. Athletic Bilbao güzel bir form yakaladı sanki. Güzel maçlar kazanıyor arka arkaya. Atletico Madrid Villarreal. Hadi be Villarreal Hasan. Yap şurada bir şeyler. Bu kadar güzel arka arkaya puan kayıpları. Bir de Atletico yenersen çok temiz olur. Ondan sonra Cadiz'e Real Sociedad, Eibar, Alaves. Valladolid güzel maç olacak. Ya, Valladolid gollü maç olabilir de olmayabilir de. Granada, Sevilla, Real Madrid, Elche, Valencia, Getafe. Hadi be Müveysa Fares. Fenerbahçe'de şampiyonsun. Şurada Valencia'yı yen de şöyle ilk mağlubiyetini tattır be. Çok isterim ama işin hiç kolay değil. Hatta çok çok zor. Yani ben bu kadar öyle. Gerçi 10 kişi kaldım. Oyun 10 kişi kalınca çok saçma oluyor da. Celta Vigo, Real Betis bu en güzel maçlardan bir tanesi olacak açıkçası. Sevilla Getafe'den sonra bence. Evet puan tablosuna gelelim. 21. hafta itibariyle lig tablosunda Valencia'nın 12 puan arkasındayız. Abi ben buradan nasıl döneyim ki? Buradan ben dönemem. Ben ikinciliği oynarım buradan baba. Allah'tan Villarreal kaybetti. Hani 4'e düşecektik. Valencia 57 puanla birinci. Atletico Madrid 47 puanla ikinci. Biz 45 puanla kaldık. 3. sıraya geriledik. Ya, Atletico bizi geçti. Sevilla 43 puan arkamızdan geliyor. Villarreal 43 puanla 5. sırada. Real Sociedad 39 puan 6. Real Madrid 37 puanla 7. Getafe 35 puanla 8. Getafe geliyor arkadan. Güzel bir yükselişteysin Getafe. Mehmet Safari sana çok güveniyorum. Real Betis 35 puanla 9. Alaves 34 puanla 10. Celta Vigo 32 puanla 11. sıraya gelirken Athletic Bilbao'da 32 puanla 12. sırada. Valladolid 26 puanla 13. Levante 23 puanla 14. Osasuna 19 puanla 15. Ve Granada 11 puan 18. sırada bulunuyor. Çekişme iyice kızıştı. Valencia dışında 47, 45, 43, 43. Şu dörtlü inanılmaz bir yarış içerisinde. Yani arkadan gelenler ayrı bir şey. 39, 37 diye geliyor. Çok fark yok belki de. Bugün kaldığımız mağlubiyet bizi bayağı eridi. Yani 54-48. 6 puan. İlhan Şahin buradan da güzel bir menajer puanı kazandı. Biz yenseydik güzel bir menajer puanı biz alacaktık. Büyük ihtimalle şu an kaptanı falan geçebilir miydik? Belki. Belki. İlhan Şahin 1. Valencia'dan. Mert Kuşku Sevilla'dan 2. Aslan Villarreal 3. Mert Kuşku Sevilla'dan geçmiş. Kaptan Nikola 4. Volkan Altı Bilbao'da 5. Biz 6 diye geliyor açıkçası. Şu şekilde. Ondan sonradan gelen Mehmet nerede o? Şey Mehmet diyorum. Aynen Mehmet Safarayız. Bizimle neredeyse aynı menajer puanına denk gelmiş. Adam nerede? Arkadaş sonradan gelmedi. Sonradan gelmedi. Sonradan mı geldi? Evet sonradan geldi. Batuhan vardı ya maç. Doğru. Gol kralı Lewandowski. Lewandowski gol attırmadık. Bu yönden güzel ama gitti sok attı. Erken 9. Erken yapabileceği burada hiçbir şey yoktu açıkçası. Burada istemediğimiz mağlubiyeti aldık. Toparlamamız lazım. Tekrardan da Messi durdu. Lewandowski durdurduk. Golcülerini durdurduk. Bak taktiğimiz işe yaradı aslında. Kırmızı kart görmesek ben buradan açıkçası galibiyet bekliyordum yani. Net. Net galibiyet bekliyordum. Yapacak bir şey yok ya.
Sağlık olsun. Diğer maçta da biz önümüze bakmak zorundayız. 739 milyon euro zaten soğuğu çeke almıştım gördünüz. 32 milyon euro da hayriyetten bütçemiz var. Alsat için belki kullanırız. Yapacak bir şey yok ya. Dediğim gibi moralimiz bozuldu yani bozmama geldi değil ama bence hakemin gazabına uğradık. Bu arada serilere bakmanın bir anlamı kalmadı. Evet. Uzun bir aradan sonra da biz kaybettik. 7 veya 9 veya 10 maçtır kaybetmiyorduk. Valencia'dan da bu mağlubiyeti almak. Valencia gibi bir takımdan en azından alacaksak alalım diyorum. Athletic Bilbao'da görüyorsunuz. Arada zorlu maçlar da var. Yani. Kaybettiği tek maçta Valencia. Yani liginden mağlubu. Ona da yapabilecek bir şey yok. Athletic Bilbao deplasmanı yine zorlu bir maç bizleri bekliyor. Arkasından da Valencia değil. Getafe vardı galiba. Arkasından Villarreal Getafe arka arka ikisi de gelecek şimdi. Yine zorlu bir fikstüre girdik. Umarım tek mağlubiyetimiz ve tek puan kaybımız olur diyorum. Buraya kadar izleyen herkese de çok çok teşekkür ederim. Diyeceğim başka bir şey yok. Desteklerinizi bekliyorum. Diyeceğim de başka bir şey yine yok. Hep aynı şeyi söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.